بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى يا حمد سنولار سرور كائنات شافي روز جزاء حضرت پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات شريف لرسول Allah Teala hanımın ilgilerini bu kriyatken ihsanlarını kabul eyler. İhsanca sebep oturken yaşlarımız bahtli, saadetli, istiqbalı, sirf devlet, sirf farzan, polisliğini. Bu yenge kriyatken nikah Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Halice hanımızı ortalarında dengi bu hakkatı tarafayın müstahkem nikahlardan polisliğini bu da nasip eylesin. Muhterem azizler, yükseliş halkı, Allah Teala'nın birgen nazi nimetleri yapıp gelip, toy haşerlerini çırayını kılıp, oşa çaylarda tilavat-ı Kur'anlar, emr-i maruf, nehy-i münker, Müslüman adamını toy-i kandil bu işliğini hesli yanfalıktı. Sohbet kılışın maksadında ahli ilimlerde ustazlar kılınan bir tebutta gereken hanadanga teşrif buyurup girgen korekelerimizde, hacdedelerimizde mahallelerini, muysafiklerini, hanadan ahlige kaderlerini Allah beraket yıkasın. Aizler, Allah subhanahu wa ta'ala hadis-i kutsi'de merhamet kılıp eterekken men bir yurtga, bir qishloqqa o'zimni baloyimni yubormayman. O'sha qishloqda beshigida yig'lab turgan chaqaloqlari bo'lsa, soch-soqoli ibodatda oqargan mo'ysafid yoshi katta chollari bo'lsa, men o'sha yurtga, o'sha qishloqqa, o'sha mahallaga baloyimni yuborishdan hayo qilaman. Uchinchisi dedilar, ibodatda ulg'ayayotgan o'spirin yigitlari bo'lsa dedilar. Shu uch toifa odam bor ekan, chaqaloqday yig'lab turgan chaqaloqlar, soch-soqoli oqarib, ko'zida yosh bilan duo qiladigan mo'ysafidlari va ibodatda ulg'ayayotgan yoshi ibodat bilan namozda, masjidda, jamoatda, yaxshilik joylarda, xayr-ihsonda yurgan o'spirlari bor ekan. O'sha yurtga men balomni yuborishdan hayo qilaman. Agar ularni birontasi bo'lmay qolsa, men ularni tepasiga balolarni yomg'ir yoqqanday yog'diraman dedi bu deydi. Yuksalish xalqi, men avval ham ko'p aytaman, havasim keladigan bir qishloq. Ibodatlisi ko'p, savdogari ko'p. Xudo masjid berdi aysizlar. Mana bu qizil tepa tomonga tushsak, yoki mana kapitga borsak, bag'ri to'lg'on odamlari qiynalib masjid ochaman deb qancha harakatlar qilyapti. Xudoning bir katta marhamati bu. Ertaga Xudoning oldiga borgan paytda yuksalish xalqining hammasiga bitta savol beriladi. Bu faqat bu qishloqqa tegishli emas. Qaysi bir qishloqda masjid bo'lsa, o'sha xalqning 7 yoshidan 70 yoshigacha hammasiga bir savol berilar ekan. Men sizlarga ibodat qilishlik uchun ko'p odamlarga nasib qilmagan masjid berdim. Loaqal bir marta, ikki marta bir kunda, umring mobaynida bas. Bir kunda loaqal ikki marta masjidga kirdingmi? Shuning uchun aslida ibodatli xalq, qorilari ko'p xalq, ahli ilmlari ko'p. Marhum ustozimiz domla pocha o'tganlar berdi. Mana hoj akamlar, akalari shu qishloqda ko'p xizmat qilgan ekan, bugun yuksalish xalqidan yaxshi insonlar yetishib chiqyapti va bundan keyin davom etadi inshaalloh. Azizlar, nikoh marosimini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nikoh meni sunnatim dedilar va hazrati payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilar: men odam alayhissalomdan ikkita narsada afzalman. Yani otamız Adam aleyhisselam dedi yaptılar.
Adam aleyhisselamdan ikide narsada afzalman. Birincisi dediler, o adamı Allah cennetke koydu, cennetke yarattı, nazı nimetlerde hamasını bu kişiye halal kıldı, lekin kılgen işi tüfeğinin cennetler huda çıkarıyor vardı. Men dünyaya gelemem, cennetke emez. Şu dünyaya doğulamam, şu dünyaya gelip dünyada kılgen işi tüfeğinin cennetke gelemem. İkincisi dediler, Adam aleyhisselam gelen Allah nikahıda bir ayol verdi. O ayolu ki Adam aleyhisselamdı, nefsi havasıya, hakşıya buysundurup, uşa Allah yemeliyen darahtan yiyişiye sebep oldu. Mene ayolum gelsin, bu dünyada yaşlı ibadetlerim, yakıl ediyen amellerim, yökümekçi boyadı. Meneşi işte iş tüfeylik, men Adam'dan evzelmem dediler Hazreti Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Bu sözlerde devam ettiler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Benim ümmetim başka ümmetlerden, hatta Hazreti Adam aleyhissalam etkiler, Muhammed aleyhissalamın ümmetine verilen tütte fazilet, hatta menge hem verilmedi dediler. Dünya yaralışında birinci zor, Allah Teala öz kulu bile yarattı. Özünü canıdan ümmet, can girgizgen, bütün dünya mevcudatı, mahlukatlarının ismini, gözünü açken de Hüdayi Teala biyyesine kuyuk koyuyor. Nemeni görse ismini biledi, neme iş kılıç, vazifesi geçip biledi. Bu Adam aleyhisselam'a verilgen başka peygamberlerine hem verilmeyen fazilet yedi. Lekin Adam aleyhisselam'a dedi ki, ümmeti Muhammed'e verilgen tutta fazilet neye hem verilmeyen. Birincisi dediler, ben her kaçanıyı bir günahka yol koydum, 400 yıl peşanamda secdeye koyup kulağa yığladım. Ahırı Allah Teala beni duayımda Mekke'de kabul kıldı. Yani hazır ki Beytullah'ın ornada Adam Aleyhisselam'ın duasını kabul kıldı. Ve halen ki ümmeti Muhammed benim bilmesinden günahka kol vurup koyadı. O tövbe kılıçın için günahından geçirim soruşu için Mekke'ye bağışlık işe demez. Mescidine girip cay namazı tepesinde durup astoydum o şey günahka kaytmasızlıkke kast kılıp günahından yığılıp azaptan korkup tövbe kılarak Allah Teala uşu ümmeti Muhammed'i tövbesini kabul kılırlar. Bu katta bir fazilet sizlerimiz için. Muhterem azizler, insan dünyaya gelerekken bir tefekkür kılışımız gerek, hanımız, şu naz-ı nimetlerden en büyüğü sizlerimizde imanlı kılıp yaratkenliği. Bu da bir şükür kılıyız. Nikah bilen, aile kurgen, ata bilen, ananı, farzandı bu dünyaya geliyor. Bu katta şeref bu. Bunun bozarı yok. Bozarı bulsa da bunun bahası yok nefsane. Bu da anı katta bir nimet. Ata anası kafir bulup dünyaya gelenler, ata anası putke sığınlığında uyan sığınır. Uzları otu yakıp koyup, karın puf tüse uçup oluyor, otuge sevmeyeni hudayım sen deyip ibadet kıyat gelirler kanca dünyaya. Bu hudanın katta şerefi biz mi? İman bilen doğruyenliğimiz. Müslüman bulup doğruyenliğimiz. Allah Teala siz bilen biz de iman bilen sinemedi. Gayri dinler, o şu kafir diyarlarda doğruyenler, şimdi kıyamet günü de uyan cevap gel. Çünkü Allah Teala onge akıl verdi. Ham göç bilen pişken göçte acırattı, sığınan savada acırattı. Bu hudasının yan tavalış kere gidi. Kıyamette onun yan sonra savan cevabı var. Lekin o şu meşakkatsizliğimizden abdeşedi ki hudan. Ozu biz Müslüman bulup, ozu biz mumun bulup doğruyenliğimiz, imani bulup doğruyenliğimiz bu Kudanı katta merhamet edizler. İman, siz bilen bizi kalbimizde cöyleşken, bunu biz himaye kılamız, bunu biz ihtiyat kılamız, şakkaklılıkla getip komayın, bazı bir işlerde, Kuda halal kıyarlar, derselerde haram kılıp, Kuda haram tuttuğun derselerde, al indi zemzemden deyip, al indi de Bismillah'ını içip, Ha bunu keyfi haram bozu haram bastır, içip koyuşluyorlar. Bu da haram diken nesana halal sanaş değiller esler. Şu bu da bunu bozanı yok, bunu bahası yok, bunu nesana bir ağız gelpilerimiz yok atıp koyuşluyoruz. Hiç nesel bas mı? Şunun için bu katta bir nimet. Bu insan taşkarıdan hücum kıyanda hem onge putur yetkizmeydi gön, cöyge Allah Teala insanın kalbine cakıp koydu. Fakat biz bunu nefsimizden Fakat biz bunu şeytanlık hilesinden himaye kılasak,
Mana shu qalbimizdagi iymonimiz inshaalloh bizni do'zaxda abadiy qolib ketmasligimiz uchun katta hujjatdir. Xudo taolo gunohlarimizni kechirsin. Agar kechirmagan bo'lsa shu gunohlarga tufayli qiyomatda azob-uqubat bor, lekin shu qalbimizdagi ne'matimiz bor, bu iymon ne'mati. Qo'limizdan yetarlab jannatga bir kun olib kelamiz. Xudoning katta bir marhamati, katta bir ne'mati. Buni nihoyatda ehtiyot qilishimiz kerak. Yana bir azizlar qaraylik, Alloh taolo siz bilan bizni tani jonimizni sihat qilib qo'yganligi. Biroq to'y marakaga aytib kelsa, oyog'imiz bilan yurib kelishligimiz azizlar bu katta ne'mat bu. Juda ham katta bir ne'mat. Ertaman uyg'onib, tanamizga bir qaraylik, shu ham ibodat ekanda. Uyg'ongan paytimizda ko'rpani ichidan shunday chiqib o'tiraylikda. Bir qaraylik, oyog'imizni qimirlataylik, qimirlayapti. Qo'limizni qimirlataylik, qimirlayapti. Ko'zimiz ko'ryapti, quloqimiz eshityapti, burnimiz nafas olyapti, tilimiz tanni bilyapti. Muhtaram azizlar, buni bahosi yo'q buni. Oltaroda kasallik bas bu. Endi bir narsa endi bu ham tirikchilik bir manbaiga aylanib qoldi. 10 ta furasi bor, 12 ta, 12 tasi bor, 14 ta qilish, bittasidan bittasi, bittasidan bittasi bu ham xalqimiz uchun foydalidir. Foydali albatta. Lekin 12 ta furangni bergin, men oyog'imni kesib beraman senga degan bormi? Xudoni qarang, buyuk ne'matini bitta qo'limizni bahosi 12 ta furadan qimmat ekan. Bitta qo'limizni bahosi. Butun boyligimni beraman, butun dunyoni oyog'ing tagiga qo'yaman, bitta ko'zingni o'yib ber desa, qaysi birimiz o'yib beramiz? Azizlar, bundan katta boylik bormi biz uchun? Hazrati İsa aleyhisselam köçeden ötüp etkisseler eşinde teyde bir macruh adam oturuptu o davazasında bolları köçeye alıp çıkıp koyuptu. Ben de yaşkettim bu isaretler. Köçeye çıkardım edigörlerdi, köçeye alıp çıkıp oturup ötken kötkenini körüp sen köylü yazılardın. Otasını, anasını eşinde alıp çıkıp ötken eğlantılıp koyup koyarken İsa aleyhisselamın zamanasındayım bir adamı köçeye alıp çıkıp koyuştu. İkele gözü körmeseyken tıl yaparken halos oyoq qo'l ishlamasakan, badaniga mahov kasali tushib ketgan, hamma yo'g'i pis, mahov bo'lib titrayotgan bir odam. Hazrat Iso yonlaridan o'tib ketyapti, assalomu alaykum, salom bersa, va alaykum assalom. Alhamdulillah, Alloh o'zingga shukr. Alloh o'zingga shukr. Hazrat Iso alayhisalom bir pas o'tib turib, orqalariga qaytib kelib, "Ho' birodar, Alloh taolo senga shunday balo beribdi. Oyoq qo'ling ishlamasakan, ko'zing ko'rmasakan, badaniyni mahov kasali bosib ketibdi. Sen yana Xudoga shukr deyapsan." Desalar, "Bu Iso dedilar, haligi odam. Alloh taolo mendan oyoq qo'ldoq qo'ygandi. Meni ko'zimdoq qo'ygandi. Badanimga mahov kasali bergandi. Ammo meni qalbimdagi iymonni olib qo'ymadi Xudo. Shunga shukr qilyapman. Agar mana qalbimdagi iymonni Alloh olib qo'ysa, bu oyoq qo'ldi borligi, ko'zi ko'rishligi, bu tilni gapirishligidan nima foyda? Qalbimizda iymonimiz bo'lmasa, Xudoni bir bandasiga berayotgan balolarning ichida, musibatlarning ichida eng og'iriyu qalbda Xudoni tanimaslik. Qalbimizda Xudodan qo'rqmaslik. Bir gunohga qo'lib-yotganimizda, uyoq-buyog'imizga bir qarab qo'yar ekanmizda, birov ko'rib qolmayaptimikin, birov qaragan yo'qmikin, hech kim bilmayaptimikin, o'g'ri ham shunday ishni qiladi. Zinoga borgan odam ham shu ishni qiladi, biroq tanishim ko'rib qolmayapti lekin. Gap so'zga qolib ketmaymanmikin mahallada. Eng yomon qo'rqqani xotinni urug'idan qo'rqib borar ekan zinoga. Lekin Xudodan qo'rqmayapti shu. O'sha qalbidan, Xudodan qo'rqishlik degan narsani o'shani qalbidan, o'sha bechorani qalbidan olib qo'ygan ekan, bundan og'ir balo bormi? Bundan og'ir musibat bormi azizlar? Xudoga ko'p shukr qilaylik. Bu tani jonimizda, oyoq qo'limizda Xudo taolo siz bilan bizga ne'mat qilib berdi. Buni shukri nima bilan ado bo'ladi azizlar? Buni shukri faqat Xudoning roziligini topadigan ishlar bilan roz bo'ladi. Ne'matni adosi shu bilan bo'ladi. Buni boshqacha yo'li yo'q. Yana bir qaraylik azizlar. Alloh taolo siz bilan bizga bergan ne'matlarning ichida eng buyuklaridan bittasi inson qilib yaratdi. 18 ming olam deb ulug'larimiz aytishadi. 18 ming olamning ichida eng mukarrami, buyugi bilib
İnsanı yarattı Allah Teala. Siz bilmemizde şu insan kılıp yarattı. Üyümüzde o malhanada duruyan bir malge karab durup bir ibadet diyor da mı ya? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ettiler. Kudret-i Teala yaratken mevcudat, mahlukatlar gel. Akılsız, tılsız. Ha? Birseyiz yiydi, birmeseyiz yemeydi. Notu uğradı. Aç kasayan, çan kasayan, abdoda beylep koysayız, kal uğradı. Şuna aklı yetmeydi. O şey kazıdan bu da yeçip durup, arkamda yeçip durup, sarkın gibi ütübaleye diyelmeydi o. Çünkü onda akıl yok. Allah Teala şuna yaratıp koydu bunu. Oşandan siz bilmemizde farkımız, oşanda karab durup, ey Allah, beni şu sihir kılıp yaratıp koyma gereken sen. Yaşayan şu sihir kılıp yaratıp koyma gereken, beni insan kılıp yaratken. Başımda, şakımda, arkamda salıp, arkamdan 3-4 metre, 3-4 karınç dümünü çıkarıp koyken idi. Mekke kazıkta yiyen beyler koyduğundan bir nemakıl aradım. İnsan kılıp yaratkenimde şükür, ey Allah, de az yine de yaptılar. Tefekkür kısayız. Şu kıyam tefekkürümüz bir yıllık nebil ibadetten özellikle. Bir yıllık nebil ibadetten. Bir günde gözümüzde neşte kudanın mevcudat, mahlukatı görün yaptığınızdan. Hazır kışta darahlardan bak çıkan yok. 10 gün, 15 günden ki bu değil karısınız, bak yazıştı başlaydı. Bu kudanın inayeti, kudanın merhameti, kudanın kudreti yok bu. Kuda hakla geldi, üçüncü bak çıkarıyor, hakla şu kara keseyle, kara kelteyle içe kop gider şu nasıl? Şunu karab durayım, bir tefekkür kısayız. Bu yan Kuda'nı, siz bilmemiz insan geliyorken, nimetleri geldi, tefekkür kıptırsayız. Bir yıl roza tutup, bir yıl keç kurumlara namaz okuyken, nafil ibadetten evzen mi neşte? Allah Teala siz bilmemiz de insanları gerektirdik. Muhterem meclisler, bu nimetlerin içinde yine bir büyük nimet var. Ulu nimet var. Mana shu ne'matlarning mazasini bilish uchun, u ne'matlardan tanovvul qilish uchun, yuqorida aytgan iymonimiz taqozo qiladigan yaxshi amallarni qilishligimiz uchun Xudoning bergan katta bir ne'mati tinchlik ne'mati. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam insonlarga berilgan ikkita ne'mat bor, lekin insonlar uni qadriga ko'pam yetolmaydi. Uni bittasi tinchlik, ikkinchisi sihatlik. Şu tinçlik var iken, azizler gelip oturup, şu tinçlik var iken, tinçlik yok diyorlarda, İslam devletleri azizler, İslam devleti kurtulurken, kança kança diyorlarda, namazga, masjidga varalmayetkenler kança. Çünkü masjidde uzun kalmadı, uzun ipken tanımaz. Uş, hemme yolu meyvan koydu. Bu Huda'nın katta bir merhameti, Huda'nın nimeti bu azizler. Bana şimdi hem kadri geçişimiz gerek. İnsan dünyaya gelerekten azizler, balagat yaşıya yetkenimizden başlayıp bizde namaya amalımız işe düşerdi. Yaşı amalımızı yap, yaman amalımızı yap, yazıştı başlarken. Bizde o yerkenimizde duruyan yaşı amallarımız azizler, Kudanı aldığa bariyan peytimizde çap yerkenimizde giden köprüğe buluş gerek. Allah Teala iterekken kıyamet gibi, oh benden, yukarıda etip ötken nimetler, sana iman verdim. Tinç diyarda dünyada gezdim, Müslümanlı balası kıldım, tane camiyi sağ kıldım, Muhammed Aleyhisselam'a ümmet kıldım. Şunca nimetler verip ben, beni aldım gel, neme kötarıp geleyim miydi? Bir kareyle gel, nememiz var bizi Kudan adıyla var ediyor. Nememiz var. Allah Teala'ya bergen nimetlerinde beraber gel, ey Allah, ben o işlerde kıldım miydim Kudan'ı kursat ediyor. Bu dünyada yeterli amellerimiz. Azizler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetim iki tane arsadan korkadı dediler. Bu aynı hakikat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yaparken yapıları aynı hakikat. Bittesi ölümden korkadı dedi. Bu hak hemen sokmamız önünde. Ölümden kim korkmayan? İmam-ı Azam, Hanefi mezhabının başı, mezhab başımız İmam-ı Azam etkene gelirler. Ben ölümge tayyormam, ölümden korkmayman diyene gelir. Çünkü bu kişinin hayatı dünyada birer bir kazası, birer bir karzı kalmayken. Bugün bizi Kudadan'ın bendeslerinin karzımız kaynağı tuttu. Kudadan karzımız kança, bendeslerinin karzımız kança. İmam-ı Azam Ramadullah'ın ben ölümge tayyormam diyene gelir. Meneşine kadar bugün adam ölümden korkmayan. Benim ümmetim ölümden korkadı. İkincisi, malı dünyasını kemiği geçişliğinden korkadı dedi. Malı dünyanın kemiğini geçirdi. Den, bana ölümden köre kubra korkarak kendisi aslında.
Zira Peygamberimiz benim ümmetimde kıyametke yakın çünkü ümmetlerin dünyaya geldi. Ularga ikkita vodiyda tillo berilsa, ikkita vodiy hazilmas bu. Ikkita vodiyda tillo berilsa, bular aytar ekan, uchinchisini qachon berasan deb uchinchisini orzu qilar ekan. Bo'lar edi shu amal. Endi bundan buyog'iga yaxshi amallarni qilay, savob amallarga o'tsa, dunyoni ko'tidan bo'lgani bo'lar edi demasaganda, uchinchisini xohlaydi. Bu ayni haqiqat azizlar. Biz o'zimiz xohlasak-da, xohlamasak-da shunda yashayapmiz. İbrahim İbn Adham. Aytmoqchi bo'lgan bu voqeamiz azizlar, yuqorida sanab o'tgan 5 ta ne'matlarning ichida yana bitta ne'mat inson zotida ba'zi birlariga berilmasdan ba'zi birlariga berilgan Xudoning bitta ne'mati azizlar, erkaklik ne'matini berdi bizga Xudo. Bizni o'g'il bola qilib yaratib qo'yganligi Xudoning ne'mati bu. O'g'il bola qilib yaratibdi azizlar. Bugun choyxona-choyxona yuribmiz. Jamoatlarga masjidga erkaklar kirsin deyapti, boryapmiz. Uyda tasarrufi siz bilan bizning qo'limizda, oilaning tasarrufi. Bu ayollarga berilmagan katta ne'mat siz bilan bizga berilgan ne'mat bu. O'g'il bola qilib yaratganligi. Abu Jahl qawwamuna ala nisa Xudo taolo erkaklarni biz ayollardan ko'ra fazilatli qilib yaratdik deb Xudo taolo Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Siz bilan bizda erkakligimiz mana shu ko'chaga chiqib 5 so'm 10 so'm pul topib kelaman deb xarajat sumkani qo'limizga olib xarajat qilib kelaman deb har bir qadamimiz azizlar Xudo taolo nomai amolimizga bisyor-bisyor savob yozadi. Bisyor-bisyor savobdi. Nega? Farzandim birovni qo'liga qarab qolmasin, ayolim madigar bozoriga chiqib ketmasin deb yurgan har bir qadamimiz bisyor-bisyor savob. Ibrohim ibn Adham bir kunda 2 vaq o'tin to'plab 2 tangaga sotar ekanlar, bir tangasini yiraganlar non olib, bir tangasini Xudoning yo'liga sadaqa qilib yuborar ekan. O'zi 2 tanga topib topyapti. O'tinni ko'tarib tursa toshda tepasida bir odam boshini changallab, boshiga durani baylab siqilib o'tiribdi. Yerga qarab tutotdi. "Ko'p birodar, nega tutotasan? Nima g'aming bor? Nima qayg'uing bor?" "Bu Ibrohim adam, 3-4 ta bolam bor. Bittasini boshiga bersam, bittasini oyog'iga yo'q. Bittasini ustiga bersam, bittasini maktabiga yo'q. Uyog'i yetkizsam, buyog'i yetmayapti, buyog'i yetkizsam, buyog'i yetmayapti. Bollarimga halol yegizaman deyapman, lekin qiynalyapman," desa Ibrohim nadham aytdilar. "O birodar, shu farzandingni oilangni tashvishini menga berasan, men senga 20 ta hajjimni savobini beraman." U g'aming, shu tashvishing, oilangni halol boqaman deb qiyotgan qayg'uingni menga berasan, men senga 50 ta hajjimni savobini beraman. Xudo taolo shu haloldan peshona teri bilan bolamni boqay deb birovni qo'liga qarab qolmasin, ayolim ko'chaga chiqib ketib qolmasin deb qiyotgan tashvishimizga azizlar bittadan haj savobi, hajjingga qabul bo'lgan haj. U minglab-minglab odam hajga borib kelyapti, birontamiz aytolmaymiz haji qabul bo'ldi. Qanchasi hojaga bo'lish uchun boryapti. Hojaga bo'lib kelsam deb boryapti. Odamlar ham meni hojaga desin deb borayotganlar qancha. U hoji bo'lish uchun emas, hojaga bo'lish uchun borayotganlar qancha aytsa. Bu yerda va'da qabul qilingan haji savob beriladi. Bir domlamiz oldiga bir akaxon kelib, "Men boshimda tashvishim ko'p, shu g'am ko'p, siqilyapman. Shulardan xalos bo'ladigan bir narsa o'rgating, shulardan xalos qiling, shu g'amdan, tashvishlardan, qayg'udan meni xalos qiling," desalar, "Sizga 2 ta savol beraman. Shu 2 ta savolimga javob berasiz. Ayting, shu g'am, g'ussalar, tashvish, shular siz tug'ilganingizda siz bilan birga tug'ilganmi? Yo'q, tug'ilmagan. Siz vafot etgan paytingizda shu g'am, g'ussalaringizni, tashvishlaringizni o'zingiz bilan birga olib ketasizmi?" Ikkinchi savol. "Yo'q, olib ketmayman," desa, "Bunda nega g'am chekasiz? Nega tashvish qilasiz? Tug'ilganda siz bilan tug'ilmasa, ertaga qabrga siz bilan birga kirmasa, unaqa tashvish nima kerak bu? Biz tashvish qilaylik, biz g'am chekaylik. Nimaga? Bu hayotda, imtihon dunyosida ertaga haqiqiy dunyoga borgan paytimizda tashvishini qilaylik. Haqiqiy dunyoga borgan paytimizdagi tashvish, g'am bo'lsa u og'ir g'am bo'lsa bo'lish kerak. Jannatda aytadi mana kitoblarimizda. Jannatda Xudo taolo g'am bo'lsa uni jannatdan chiqarib tashlaydi. Tashvish bo'lmaydi jannatda.
Fakat insanların arasında bir de gam bularken, ne demek hamdesin? Cennette görülen makamları görürken, mahallesindeki alıp palancı, mescidde varardı, bir ve bir çalaya yardım görürdü. Yaşı amelde sünnetge muvaffak, mezhepte yaşı yürürdü, onun makamı belandı, bu mescidde hem kirmeydi, bir de namazı okumaya uğradı. Yani başka başka yedir gitti, haydi huda diyet bizim bana, kalbimizde huda var, yürüyordu ki o adam gel, cennette bir küçük alabı makam demesi, bu gam kılarken. İstikine. Şu hayatta benim şuları okşar yaşamamayım mı peki? Diyen taşviş cennette bularken bunu artık taşviş yoruyken ister. Allah Teala bu etkilen meselelerde hemenize amel kılıçlıkla nasip eylesin. Aizler bu ganimet kurun. Peygamberimiz Amar ümmet isimdün avsakun avkama kararızlar. Benim ümmetim yaşı 60 ya 70 dedi. O tüketlilu aleyhisselam zamanında 900 yılda kirediyorlar. 300 yıldan gelip ibadet kılama, yani 300 yıl ibadet kılama diyeyim, ümmet ötüp yetti ulan. Siz bilen bizi 60-70 yıldır kare 80'den ötken oralarımızın şurada sana alıp al yaptı. Arkamızda bir karasın, namazın 40'da gelip bir gün korkup gidiyip, 40 yılı bir durum ötüp yetti. Peygamberimizde etken hadisler hak olsa, 60-70 olsa bağlı yarımdan ötüp yetip kalpız da mıydı? Kogan yarımdan ne iş kılığa alalımız? Şunu taşmışı, şunu gavı konuş gibi. Allah Teala, Hanadan iyisin yazgın destek hanımı kabul eylesin.